Dur sevmedim ben. Sevdim lan, yiyorum ya. Hadi. Merhaba kralım. Güya. Bırakıyoruz. Çok büyük beğeni aldı program. Ne hissediyorsun? Hiç küfreden yok sana, evet. Yok ya. Bana hep ediyorlar. O yüzden ben buradayım. Küfür etmesinler, saygı duyuyorlar. Teşekkür ederiz. Horror sinemayla karşınızdayız. Sizden birisi şey yazdı. Rosemary'in bebeği, Polanski falan filan derken neyse, horror filme gidelim. Şunu bunu açıklamamız gerekiyor. Korku filmlerin sadece bir tür filmi değil yani. Korku, bu sub türler var yani. Alt tür. Sub-genre. Alt tür. Ne olabilir? Killer. Cuma 13, Freddy. Yok bilmem ne şu testereli manyak. Ondan sonra paranormal. Perili ev. Kapılar kapanıyor. Bir de monster. Yani monster işte bildiğimiz. Vampirler, zombiler bilmem. Bir de virüs. Virüsten çıkan zombiler falan. Ondan sonra psikolojik horror. Yani drama. O genellikle paranoya üstünde yapılmış bir şeyler. Ben psikolojik horror tercih ediyorum. Çünkü bir gizem üstünde yapılmış bir horrordur. Direkt karaktere bağlıyor. Karakterden çıkıyor hava yavaş yavaş horror. Yani şeyden değil. Dışarıdan gördük, maskeli birisi geldi falan yapıyor değil yani. Bu konuda sen ne diyecektin? Ben sana başka bir şey söyleyeceğim bu korku filmiyle ilgili. Aslında gerçek iki tane film türü var bence. Bir porno, iki korku. Bir porno, iki korku. Neden diyeceksin? Çünkü Eros ve Thanatos temsil ediyorlar. Onu mu demek? Yok yani gerçekten... Öyledir seni... abi, sen Freudcusun oğlum. Yok, Freudculuk değil. Freudcu. Seni gerçekten fiziksel olarak etkileyen iki film türü var. Kimyasal olarak, hormonal olarak. Evet. Yok canım, aksiyon filmi de etkileniyor. Adrenalin ve testosteron diyorsun. Evet. Dolayısıyla en başta bu Hollywood'un şeyini de sağlamış. Dönüşümü çok sağlamış. Ya ilk filmler porno filmler değildi be oğlum ya. Niye oğlum, çıplak kızlar yani. Olur mu? Yani. Porno değil de. Şimdi Lumière kadar şey porno ya, muydu yani? Şey tren ya, geliyor porno yani. Falus gibi giriyor ekrana falan filan. Oraya mı bağlıyorsun? Abi bak, tabii kendini sulayan bahçıvan zaten. Daha ne olsun ya? Evet, fabrikadan işçiler çıkıyor. Daha ne olsun yani? Tam porno yani. Onu mu demek istiyorsun? Hollywood'un ilk döneminde de çok iş yapmış. Hangi porno iş yapmış 1905'te? Porno demiyorum ya, korku diyorum. Korku, hangi korku filmlerden başlıyor korku filmler? 1912'den başlıyor. 12, tamam. Hı. Hangi film? Frankenstein var. Frankenstein, Dr. Jekyll, Mr. Hyde falan. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ben sana söyleyeyim. 1912-13, 1920'sine kadar bütün o filmlerin şeysi kalmadı. O zaman nitrat tabanı vardı 35 mm'nin. Hepsi yakmış yandı. Gitti. Yandı gitti. Benim seyrettiğim tarih olarak en eski korku filmi Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra. Alman ekspresyonizm zamanında çekilmiş. 1922. Murnau'nun filmi. Korkunç mu? Şu anda tabii ki korkunç durmuyor ama. Sen korkuyor musun mesela? Yani, horror filmlerden. Yok canım. İlk korktuğum film şeydi. Çocukken seyrettim. Exorcist. William Friedkin. 73 miydi? Possession filmi yani. Seyrediyorsun. Dışarıda bir cadde var. Hayat sürüyor. Böyle perili ev değil de kız şey oldu. İçine cin girmiş ne diyorlar. Yavaş yavaş gidiyor eve. Geldin evin kapısının arkasında bir de hemile cehennem. Burası cennet, orası cehennem. Bak bu duyguyu bir o başarıda bir de Spielberg'de bir yerde gördüm ama horror filmi değildi o. Horror filmlerin genellikle böyle bir kalıbı var. Kalıplardan birisi ucuz, en ucuz. Horror şudur. 3 hatta 5 kişilik kadro oluyor. 2 erkek, 3 kız. 2 erkek, bir tanesi yakışıklı, bir tanesi şişko. 2 tane kız fahişi değil de fazla serbest kızlar. Bir tanesi böyle nazik. O bakire, o ölmeyecek. Şişko ilk ölüyor. Yakışıklı olan bu ikisini savunurken şey yapıyor. O da korkunç bir şekilde ölüyor. Kızlar zaten gitmiş çoktan. Kızların bu arada bacaklar şey yağlı. Yani şey olsun, seksi olsun diye. Nerede, mekan nerede buluyorsun? Ormanda bir yerde buluyorsun mekanı. Tatile çıkmışlar, oturuyorlar evde. Sesler, bu evde bir şeyler var. Son 10 dakika bir şeyler çıkıyor ve yakalıyor bunları. Çocuklar, bu böyle 10 bin dolarlık filmler bu. Tabii ki sonra posta gelince kopya çıkana kadar 100 bin dolar çıkıyor olay ama 10 bin dolarla başlarsınız. Şey ucuz mu? Exorcist ucuz yok, değil. Yok ucuz değil canım. Bu ciddi bir prodüksiyon. Ondan önce ucuz korku filmleri şey Edgar Allan Poe uyarlaması, İlk Vampirler, Dracula vs. Frankenstein, Frankenstein'in gelini. Roger Corman diye bir herif çekiyordu Amerika'da. Roger Corman hala yaşıyor. Amerika'nın Sinan Çetin'i. Sinan Çetin değil mi? Hani low budget kralı. Bir film çekiyor, ekibin yarısı sesçi mesi falan şu tarafta ayarlıyor. Siz yarın bana bir tane monster lazım. Monster yüzmesi gerekiyor, dalması da gerekiyor. Kim oynayacak monsteri? Siz içine gireceksiniz. Sesçi diyor. Sesçi diyor ki düşün dedi ki abi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu monster sana 55 dolara patlar. Kürk buluyorlar abi. Kürk. İki tane beyzbol topu ve iki tane tenis topu yapıyorlar. Lan. Ucuz korku filmleri. Bugün de Türkiye'de ciddi onlar piyasayı döndürüyor aslında. Ben iki kişi tanıyorum. Özgür ve Alper. Bizi seyrediyor galiba. Seyretsinler. Özgür. Merhaba Özgür. Üç kere kanyonda geçiyorum. Üç keresinde bir kere onları şey görüyorum. Böyle senaryo yazıyorlar. Kim ki nasıl bu kadar hızlı yazıyorsunuz? Önce de yani standart. Cinler, İslami korkusu, osu busu, vampirlerle işimi
gördüğümüz yoktu. Yani çünkü İslamiyet'te göre vampirler yok yani şey de yok. Yani cinler daha çok işliyor. Kaçıncı filmimiz bu? Bak 5 sene geçmedi. 18. mi 20. filmi ne ya? Ben sana diyorum pornoyla çok benziyor. Deme lan ya, ben şey seyretmedim şimdi. Bak Japon filmi. Japonya'da bir Katolik rahip. Diyor ki oradaki patrona. Ben burada yani bir... Birazcık işsiz buluyorum kendimi. Ben Afrika'ya gitmek istiyorum. Orada bilmem ne şey yapmak istiyorum. Herif diyor ki oğlum Afrika'ya gitme. Herkes orada hastalanıyor. Bir şeyler oluyor bilmem. Yok gideceğim. Gitti Afrika, gerçekten hastalandı bilmem ne. İyileşti, geri dönüyor. Kiracı olarak oturuyor bir yerde. Rahip ama Katolik rahip Japonya'da. Ve böyle bilmem ne kız bir şeyler kesiyor bu grubu. Abi vampir oluyor rahip. Çok güzel bir çalışki yani böyle. Niye Japonya öyle acaba? Niye Japonya öyle ne? Yani niye Japonya'da korku filmleri çok yaygın? Yaygın çünkü bunların ruhlar kültürü var. Ve bizde de var aslında. Ya bizde cinler, bunlar ruhlar. Bağımsız ruhlar, cinler değil. Yani ruhlar iyi olabilir, kötü de olabilir. Ama ruhların şeysi var. Yani vampirler pek yoktu ama belki bu ekonomik dalgadan dolayı. Sen hiç cin gördün mü? Ben şeyi hiç sevmem, o zıplamayı, çünkü korkuyorum ben. Ben zıplıyorum yani. Eğer şok yaratacaksan sürprizden önce birazcık sıkacaksın seyirciler. Yani böyle tam uykudayken vırt diye zıplayacaklar. Fakat onun hani bütün versiyonları yapıldı ya şimdi. Abi çalışıyor hala. Sistem çalışıyor. Ben sen bir tane mi korku filmi kurguladın? Kamar. Ben de bir tane kurguladım hayatım. Hangisi? Gel. Gel. Tamam, ödül almışsın. Kurgularken korkmuştum yalnız. O jump scare'leri nereye koyacağım diye. Sen onun kuralı var mı mesela? Jump scare'leri zaten hazırlıyorlar. Pedlerle oraya buraya falan filan hazırlıyorlar. İstediğin müzikle yani. İstediğin yerde şey yaparsın. Yani biz burada konuşuyoruz ya. Şimdi ped koydu mu... falan. Ama şeyi orada ben çok baktım yani. Nerede çıkaracaksın herifi oğlum? Yani herkes bekliyor gibi geliyor bana. Sonuçta 25 kare, tamam mı? O karelerden birine koyacaksın ya. Nereye koyman gerektiği ciddi bir problem. Ciddi bir problem değil ya. Ritmik bir şey o. Sonra kendi koyduğum şeyden kendim yani unutmuyorsun. Şey çok önemli bence, o nerede gelecek? Abi tamam işte, timing önemli. Korkuda, komedide falan filan. Ya. Sinema işlerin zaten %30'u timing yani. %50 işte, demeyeceğim de. Evet, şimdi onu diyecektim. Şeyler beni daha çok korkutuyor. Bu... Mesela Rosemary'nin bebeği. Hiç jumpscare yok. Tabii değişik kafalar. Şimdi Rosemary'nin bebeği psikolojik horror türüne ait oluyor. Bu büyük bir özelliği yani Roman Polanski'nin. Bu zaten müthiş bir yönetmendir. Roman Polanski. Polanski şunun ustasıdır. Normal hayattan, çok normal hayattan, düzgün hayattan. Bir bakıyorsun normal lensler, normal, her şey normal. Birdenbire şöyle paranoya başlıyor. Garip bir iki tane karakter, böyle bizar karakterler giriyor. Sahne bir şeyler yapıyorlar. Bir bakıyorsun bir sahne, bir gariplik oldu sahnede. Yani korku değil de bir garipleşti. Yavaş 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 yavaş. Bir bakıyorsun abi yarım saat içinde, 45 dakika içinde hop 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 paranoya tamamen şey kadar. Paranın dibine kadar getiriyorlar. Hayatını anlatan bir belgesel var. Evet. Kamera asistanları falan gıcık oluyorlar buna. Kamera asistanı şey diyor, olmaz o diyor. Çekil diyor Polanski, zart diye yapıyor. O zaman şey oluyorlar herkes. Aa, bu adam kamerayı da biliyor. Rosemary bebeğin sırasında John Cassavetes'le bayağı kavga ettiler. John Cassavetes çünkü abi adam kendisi de yönetmen ve onun bayağı bir free tarzı var. Doğaçlamaya, sonra bakarız yani magmaya bakalım ona göre falan. Polanski yok abi, şöyle bir milimetrik şöyle gideceksin, evet. Şöyle bir bakacaksın. Bak şuraya baktığın anda şöyle kamera gelecek. Bayağı mühendis gibi. Mühendislik yapıyor. Kameramanı anlatıyor. Yatak odasının dışındayız. Arada da kapı var. İçeride de birisi telefonla konuşuyor. Koyuyor kameraman bu şekilde. Polanski geliyor şey diyor, sola git, sola git, sola git. Gidiyorlar, gidiyorlar, bir bakıyorlar kadın şuradan kesiliyor, tamam mı? Yüzü yok. Yanlış mı diyor şey? Kameraman. Anlatabildim mi? Kapıyla kadın overlap ediyorlar, üst üste geliyorlar. Yok. Şey diyor, sinema salonunda herkes böyle yaptı diyor. Tabii. Bir de şöyle bir şey var. Göstermiyor yani. Göstermiyor. Şöyle konuk olarak gittiler, komşulara gittiler. Karakoca işte Mia Farrow ve Cassavetes. Genç çift. Orada yaşlı bir çift. Yaşlı bir herif orada şey diyor damadı. Diyor ki abi ben sana bir şeyler anlatacağım da bilmem ne bilmem ne. Kadınlar mutfaktayken konuşuyorlar. Böyle Mia Farrow böyle bakıyor. Hocam nerede diye. Şöyle görüyorsun abi. Boş kapı, boş oda. Hiçbir şey görmüyor. Şuradan sigara dumanı geliyor abi. Çok güzel. Ve bunu görünce boş plan görüyorsun. Ulan bir şeyler orada oluyor yani. Master yönetmeni. Master. Ve oradan o noktadan itibaren... Esas olarak şey başlıyor. Çok acayip yani, bir, o point of view acayip. Peki hala iyi mi?
Hala iyi canım. Ben de geçenlerde seyrettim. Hala iyi. Tabii ki bu, şimdi çocuklar, konuştuğumuz eski horror filmleri bu gözüyle bakmayacaksınız. Bizim gözümüz şey dolu, CGI dolu yani. CGI, dronlar, bilmem ne, 3D, ne varsa var bu dünyada. O döneminde filmler ne çekersen çek. Ne color correction'la bir şey yapabiliyordun, fazla bir şeyler. İpler mipler silemiyordun, kadraj dekupaj toparlayamıyordun, hiçbir şey yapamıyordun. Yani ne çektiysen o. Ama daha iyiydi işte. Abi radyo o zaman şey vardı, görüntü yönetmek olmak varmış, direktör de olmak varmış yani. Ne çektiysen o kalıyor. Yala. Abi ben şimdi şunu soracağım. 68'de bu Rosemary'nin bebeği çekiliyor. Sen de dinle, bu önemli. O dönemden sonra Exorcist geliyor falan. Yani daha bu Mustafa'nın en başta bahsettiği psikolojik korku bayağı moda oluyor. Shining. Ha? Shining'i sevmiyorum abi. Sevmiyor musun? Neden sevmiyorsun? Herkes şey oluyor. Koymuş kamera alttan tırmanıyor. Derinden falan filan. So what? Yani anlatabiliyor muyum? Bu bir teknik bir icat. Teknik icatların dışında Jack Nicholson çok abartılı oynuyor. Geliyorum falan filan. Yani karikatür. Kübrik şey, Spielberg de senin gibi düşünüyormuş. Spielberg ve ben... Ama Spielberg sonradan fikir değiştirdim. Bence doğru diyor. Ben de seni değiştireyim mi? Ben de değiştirmeyeceğim abi. Ya, sevmedim onu. Sen Kubrick'i seviyorsun. Abi ben şahsi olarak hiçbir yönetmeni seviyorum ya da sevmiyorum değil. Filmleri seviyorum ya da sevmiyorum. Daha önce konuşmuştuk. Kubrick'i ne atıyorum şimdi? Barry Lyndon başyapıt. 2001 Space Odyssey. O ayrı. Bu heykel. Bu filmdi. Milestone yani. Tamam. Doctor Strangelove. Okeydir. Lolita'ya Nabucco romanı. Jack Nicholson'un çok abartılı oynadığını buluyorum. Kadın casting çok iyi. Karısı oynayan Shelley Duvall. İnanılmaz yüzü. Bir kere görsen unutamıyorsun. Kubrick psikolojik olarak kadını mahvetmiş. Film mi? Yok. Kubrick çok sette onunla uğraşıyor. Ha tabii canım. Şöyle bir metodları vardı. İki tane karakter birbirinden nefret edeceklerse gizli olarak seni çekiyor. İlker bilmem ne dedikodu yapıyor. Bize ben şunu söyledi bunu söyledi. Bana bizi gerçek hayatta düşman ettiriyor yani. Teknomanyaklık görüyorum o filmde. Aksesuarların önemi çıkarmaya çalışıyor işte. Alman daktilo makinası, bürokrasisi gibi kan dökülüyor bilmem ne. Holokastla ilgili bir şeyler bağlamaya çalışıyorlar. Hiç sanmıyorum öyle bir şey. Gerçek Kubrick kendisi biraz paranoyaktı bu konuda. Komplo teorileri, nazileri, osvus falan bayağı ilgileniyordu. Ama işte o konuda başka bir iddia var. O otel tamamen yapılmış ya. Diyor ki ben bunu sırasıyla çekeceğim diyor. Tabii bütün de. Odaların ışıkları hazır. Bir oraya gidiyorlar çekiyorlar, bir öbür tarafa geliyorlar çekiyorlar. Filmin sırası, senaryo sırası. Lineer olarak çekeceğim diyor. Dünya tarihinde ben başka bu yapıldım bilmiyorum. Onu sırasıyla niye çekiyor biliyor musun? Çünkü psikolojik olarak buna yavaş yavaş bozulması gerekiyor. Bir oyuncuları daha kolaylık olsun diye. Yani katarsis sahneden sonra tekrar Nine'ye dönemezsin yani. O otelin bazı odalar impossible. Impossible ne demek? Yani gidiyorsun bir odaya giriyorsun, yanına gidiyorsun, başka bir yere giriyorsun. Halbuki gerçekte öyle bir şey olamaz. Hareketli. Maze gibi. Evet, neredeyse öyle. Otelin kendisi ya şey, korku öğesi. Onun için orada seni herif bütün önce zihnine kuruyor. Anladım. Mekan ta kendisi. Karakter oluyor. Evet, aynen ya, Solaris'teki gibi okyanus. Ya sen sevme yine The Shining bu ya. Damara dahil o da. Tamam, psikolojik. Tamam. Sonra abi 75'te Jaws geliyor. Dibinde korktum filan. Geçen gün ben bunu söyledim birisine. Gizem diye bir şey tutuyor horror filmleri. Görünmeyen tehlike daha korkunç oluyor çünkü. Bilmeyen düşman daha korkunç görünüyor. Zombi de korkuyor. Kız. Yok canım. Ne korkacaksın? Geliyorlar zombiler. Yavaş geliyorlar. Burada bir zevk var. Çocuklar, ergenler şey seviyorlar abi. Video oyunlar gibi. Hatta iPhone'da var. Yüzlerce. World War Z yani. Tabii ne kadar oyun varsa o kadar iyi. Texas Chainsaw Massacre falan filan. Öncüsü Sam Raimi galiba anladım kadarıyla. Sam Raimi o Evil Dead. O komediydi ya. Değil mi? Gordo da. Yani komedi olunca başka bir şey oluyor. Ben çok severim John Carpenter'ı. Sen Dark Star seyrettin mi John Carpenter'ı? İlk filmi. Neydi? Halloween'i çekiyor bu okuldan mezun olunca. Ne çekiyor? Halloween. İnanılmaz düşük bütçe. Film bir çıkıyor ve 78'in en büyük olayı oluyor. Slasher modası geliyor 80'lerde, tamam mı? 81'de Evil Dead çekiliyor. 96'ya kadar çok ciddi bir şey olmuyor. Bir dakika. De Palma'nın şey yok muydu? Carrie. Bak o filmin şöyle bir önemi var. Kinestezi bahsediyorlar o şeyde. 96'da Scream çıkıyor. Scream'in özelliği şu. Self-reference. Yani korku filmi klişeleriyle dalga geçiyor. 99'da dünya tarihindeki en ilginç filmlerden biri Blair Witch Project yapılıyor. Ben bu arada onu yapanlarla tanıştım Amerika'da. Ne demişler? Kaç paraydı? Abi 20 bin dolara filmi bitiriyorlar. Fakat pazarlamasını nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Şey yaymaya başlıyorlar. Ya böyle bir şey bulduk. Böyle bir tape bulduk. Ha öyle mi? Kendileri mi? Kendileri başlıyor. Hadi canım. Viral evet. Ve böyle bir şey oluşuyor, tamam mı? Böyle bir magması oluşuyor. Bir şey oluşuyor. Sonra bir film şirketi tamam diyor ya biz bunu gösterelim. Ve abi 20 bin dolarlık film 225 milyon dolar kazanıyor. 200 o kadar mı ya? Evet. Ama çocuklar sadece 2'şer milyon dolar almışlar. 2'şer milyon. Ya zavallı çocuklar ya. 2'şer milyon dolar. Ya. Abi hepsini şirket kazanmış. Ben sana söyleyeyim. Bu yaptıkları PR var ya, PR furyası.
Sadece o. Tabii. Yani 5 milyon dolara değer yani. Tabii. Ben sana söyleyeyim. Sonra şirket Blair Witch Project 2'yi bunlara çektirmiyor mesela. Ha niye çektirsinler hemen? Aldık yani zaten şeyi. Şimdi daha fazla para isteyecekler, boş verelim. Çektirmeyelim yani. Blair Witch Project şöyle bir şey uyandırdı. Dedik ya nasıl ucuz horror film çekersin. Kapat eşiği. İşte. Zaten Blair Witch Project'in yarattığı kayma o. 2 milimetre kayalım falan. O bitti yani. Paranormal Activity, onları baktın mı hiç? Paranormal Activity daha da ucuz yöntem. Güvenlik kamerayla hiçbir şey kımıldamıyor. Gerçekten çok ucuz yöntem. Yani yaklaşmak da zorunda değilsin. Mizansını da tutturmak zorunda değilsin. Oyuncular bir şeyi anlatmak da zorunda değilsin. Koyuyorsun oraya, geziyorlar. GoPro kamerayla çekiyorsun. Bir tane kapıyı kapatırsın. Bum bum. Bir bozulma oldu. Bir şeyler oluyor. Bekliyorsun böyle bir saat bir şeyler olacak mı falan filan. En son bir şeyler oluyor mu olmuyor mu? Yani. Güya. 2013 sonrası Babadook, Raw, It Follows, The Witch, böyle yeni bir film jenerasyonu var. Bunlar psikolojik korkuya geri döndüler gibi geliyor bana. Özellikle Amerika kaynaklı. Raw birazcık Fransızca. Fransız filmi. Amerikalılar şeye alıştırmışlar yani, hem oyuncular hem de tipik oyuncular var ya, tipten kaynaklayan casting oluyor. Bunlar hepsi kendi okullarında ve kendi antrenman sırasında kamerayla yani... Kamerayla oynamak. Yani kamerayla sevişme. Yani seks yapıyor kamerayla. Robert hoşuma gitti çünkü Fransız tip oyuncular biraz daha doğal. Yani her salisede kamerayla sevişmiyorlar. Konuşuyorlar ya, yani dinliyorlar birbirine. Yani belki kültürü farklı olduğu için diyaloglarda bir kayma var, bir şeyler var. Sürpriz dolu Raw filmi. Çok güzel. Raw. Sonu, şimdi spoiler vermeyeyim. Sonu biraz böyle ucuzdan kaçtı. Sonu ucuzdan. It Follows'u niye beğenmedin? Ne? It Follows. Ha, It Follows. Bir şey oturmadı orada yani açıkçası. Tarantino yoksa, da senin gibi diyor. Tarantino. O da çok beğenmiş filmi. Abi Spielberg ve Tarantino benim... Hayır, filmi şey... çok beğenmiş ama şey mantığını kuramadım diyor. Nereden okuyorsun sen? Bir dergide okudum. Yorumlar okuyorsun. Ya ben beğenmiyorsam hiçbir şey okumuyorum. Yani. Bana korku tam yönetmen sineması gibi geliyor. Gerçekten yönetmenlik... Yok abi o kadar bir şey yok ya. Korkutulacak momentumlar, korkutulacak anlar zaten şeyde daha önceden görülmüş şeyler. Ama yok onu demiyorum. Yani ha. Korku gibi sınırlı bir türde iyi film çıkarmak için sınırlı çok iyi yönetmen olmalı. Yok abi korku filmi bayağı geniş bir alan var. Tür altınları söylediysen istediğin yerde gir korku yaratabiliyorsun. Çok fazla korku filmi var ama çok az iyi korku filmi var onu diyorum. Bak abi korku filmi düzgün bir korku filmi, otantik bir korku filmi, herhangi bir otantik filmi yapmak için sen otantik. Otantik film sen okuman gerekiyor. Yani millet hiç okumuyor yani. Kitap okumuyor. Şimdi okurken sen hayal gücünü geliştiriyorsun. Okumayınca duyduğu ya da gördüğü şeyleri taklit ediyor. Ha, biz yani aynı YouTube'dan şey yapalım. Copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Al sana kesir pıştın. Ne oluyor? YouTube'da ne seyrediyorsan budur. Gerçekten okumadan kendi hayal gücünü çalıştırmadan otantik bir şey yapamıyorsun. Sen kurmaca okumaktan mı bahsediyorsun? Fiction mi? Ya fiction olsun bilmem ne şey olsun. Sen ilham herhangi bir yerden alabiliyorsun. Spor haberleri oku abi oradan bile şey çıkarırsın yani. Doktora gitti bilmem ne menüsküste bir şeyler var. Ameliyattan sonra şöyle bir şey büyüyor. Neden oldu abi futbol. Futbol çarptı. Futbol bir zehir vardı bilmem ne kim yaptı. Lalalala. Gidersin yani. İstediğin kadar. Antrenör şey oluyor yani. Baş vampir olabiliyor. Ne bileyim ben yani. İstediğin şekilde gidebiliyorsun ama... Üzüntüyle bunu söylüyorum ya, bir senaristler özellikle biraz böyle yabancı dillerden anlamalı gerekiyor. Ne niye bunu söylüyorum? Alıyorsun başarılı filmlerin şeysi, senaryoları indiriyorsun. Oradaki konstrüksiyonu, otopsisini yapıyorsun. Ne oluyor, ne ediyor falan filan. Diyalog nereye kadar, nerede kullanılıyor, nerede kullanmıyor. Bizde şey oluyor yani, direkt kafadan giriyor. Abi bir şey olmuş. Aa, kapalı oda, işaretler. Aa, duman çıkıyor oradan bir yerden. Aa, oldu korku yani. Korktum gerçekten. Arada bir tane ezan ve tersten dua okuması falan filan. Şimdi de bu Jordan Peele diye bir çocuk. Get Out'un çocuğu. Zenci yönetti Get Out. Evet, bir... Ulan bu faşo filmi. Bu rasizm üstünde ne yapılan film? Yorum filmi gibi yapılmış. Sanki Amerikalılara yapmış. Hani var ya Amerika'da var ya son 10 yıl. İşte kendimizi sorguluyoruz. Acaba çok mu rasistik? Ne zaman bıraktılar rasizmi biliyor musun? Zenci kısmı ve dediğin Latino kısımlar var ya. Onlar birdenbire şey sporda, müzik ve sinemada eğlence endüstrisinin şeyi ele geçirdiler. Ele geçirdiler. Ve vergilerden %80'ini bunlar diyorlar. E tamam yani para ödemeye başlayınca yani onlar da büyük gelir başlayınca o zaman respect. Saygı duyarız. Tamam evet ya yanlıştık biz yani falan. Ben daha 2000 yıllarında radyo buluyorum internetten. Ku Klux Klan radyosu. Hala ha. Şey. Tabii. Hala şey vardı. Ya bir zenci para geliyor. Birden bire 2005'te şey var ya. Crash diye bir film vardı. Cronenberg'in Crash'i değildi. Oscar aldım. Bak o iyi film. Seyrettim ben. Yok yok abi. Yaygın film ama şöyle bir güzel bir şeyler getiriyor. Biz dedi yani çoğu zaman da rasist değiliz. Fakat kimi zamanlar böyle bir devre oluyor. Herkes
bir anda rasist olabilir, hatta olmayabilir. Bunu kontrol edemiyorsun. O kadar böyle kanunla. Bundan sonra rasist değil bunlar. Hiperdemokratiz. Ne hiperdemokrat abi? Git Harlem'e. Teksas'a hala. Teksas'a bir gel ya. Neyse. Bulamayalım bir şeyde. Abi o yüzden şey yani. Bir yorum filmi olduğu için çok fazla şey uçmadım. Yani yoksa yapın bunları. Okey yani. Cloverfield falan var ya. O da mesela. Canavar filmi. Cloverfield canavar filmi ama şeyde. Zamanında çok başarılı CGI vardı orada. Çok. Sen şey kaçırdın. Yani milestone filmlerden bir tanesi. 28 Days Later. Çok 28 gün sonra komple video ile çekilmişler. Hatta XL1 ile falan çekilmişler. XL2 ile mi ne çekilmişler? XL2 ile bayağı bir dandik video kamerayla çekilmiş. Fakat büyük bütçe benziyor film. Zaten fena değildi bütçesi. Niye böyle bir karar verdi ya bir XL1 ile çekeceğim diye. Galiba şey onu konuşacaktık ya. Kötü görünmesi daha iyi oluyor. Bunun şeysi ISO'su artırabilirdi. Daha az ışık kullanabilirdi. Belki oradan ama bu filmin şey başlamış ondan sonra. Virüs türü başladı evet. Oradan. Sonra işte şey Resident Evil. Ya işte bütün ben o virüs. De severim. Resident Evil mi seviyorsun? Mila Jovovich. Sen biliyor musun? Onun dedesi benim komşuydu. Benim haberim yoktu. Komünist rejime karşı bir şeyler yaptı. Daha önceden subaydı. Şimdi yattı çıktı pasaport vermiyorlar adamı kontrol altına herif. Neyse bir baktım abi yaşlı herif böyle Marx'a benziyor şöyle. Bogdan adı. Dedi ki var ya bir iki tane kızım var ve oğlan var. Dedi kızlar varmış işte böyle bale dersleri ve oyuncu dersleri çok güzel de bilmem ne gösteriyor bana. Böyle bir kız şöyle 9 yaşında. Şimdi geliyorlar mı ziyarete? Abi geliyorlar bir 15 gün sonra gelecekler ben seni çağırayım falan filan. 15 gün sonra da ben boşver abi. Yıllar sonra internet dedim ki ne oldu bu adamı? Birdenbire yani aklıma geldi adam. Bunun soyadı Jovovich. Acaba öldü mü ne oldu? Birdenbire haber buluyorum. Bogdan Jovovich'in torunu Mila Jovovich babasından dolayı bilmem ne derti. Onun babası daha da bunun oğlu bir Indira Gandhi yapmış Amerikan tıp şeyinde hapis yapmış Mila Jovovich buna bakmıyor falan filan. Ha Mila sevmiyor babasını. Milica onun şey yani. Fakat müthiş bir kadın. Ya iyi güzel kadın. Onun Luke Besson'la evliydi ya. Sonra ayrıldı başka birisiyle evlendi. Son Resident Evil. 7 mi oldu o da artık? Bilmiyorum kaç oldu. Son seyrettim başım döndü ya. Bak bir hareket yapıyor kadın. 8 tane kat var yani. 10 karelik şeyler. Tarzdan falan dolayı değil. Kadın yapamıyor abi. Yani geldi 40 yaşlarında şimdi artık yani Mavashi geri ters falan yapamıyor. Anlatabiliyor muyum? Umbrella Corporation. Umbrella Corporation'da 60 yaşında şey geldi. Keanu Reeves. Bir seyret adımında şu John Wick. Ben onları çok John beğeniyorum Wick, ya. Rather 81 tane hareket yapıyor. Kesintisi dangaradan dövüyor yani. John Wick. Sinema bu tür ya. Yani bunu anlamıyorum. Hareketli abi anlamıyorlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Beni hep şeyle suçluyorlar. Seni de galiba. Amerikan sineması. Hep Amerikan sinemasını konuşuyoruz ya. Cahil falan diyorlar. Ne diyorsun buna? Kim cahil? Amerikan sineması cahil. Biz sadece Amerikan sinemasını konuştuğumuz için cahil miyiz sence? Kim cahil? Böyle o zaman şey de başlayayım. Dojenko'dan başlayayım abi. Dojenko'dan Tarkovski'ye nasıl ilham geldi? Tarkovski'den Nuri Bilge Ceylan'a kadar nasıl geldi? O öyle bir şey. Bir sonraki bölümlerde şey yapalım. Kim nereden nereye kadar geldi? Ben Yugoslavya'da okudum. O zaman sosyalist ülkede şeyimiz vardı. Hem Amerikan sineması hem de Rus sineması. Yani Rusya'dan veya işte Çekoslovakya'dan oradan buradan falan her şeyi seyrediyorduk. Bak inceledik. Peki Hollywood'u da bakıyor muydunuz yani? Tabii Hollywood'un canı yani dramaturjist çıkıyor şey diyor yani işte şimdi Hitchcock'un bilmem ne filmi seyredeceğiz. Bu filmden önce şöyle böyle bir şey oldu. Bilmem ne casting şöyle oldu. Hitchcock şöyle yaptı bilmem ne. Burada tuvalette gitti buradan çıktı falan. Peki size şey diyorlar mıydı hani öyle filmler yapmayın şöyle yapmayın? Yok abicim yani örnek olarak gösteriyorlar. Yani filmin içinde neler nasıl yapıldığını ve neden yapıldığını. Peki ideolojik bir şey yok mi? Yok ya yok ne ideolojik brother. Film akademilerde ideolojisi mi vardı ya? Griffith'ten gelen bir üslup vardı. Amerikan sineması hala var. Dramatik emphasize. Hem ne oluyor? Cover yapıyorsun komple. Altı çizmek istediğin şeyleri yakın planlara gidiyorsun. Detaylara gidiyorsun. Onları altı çiziyorsun. Genellikle hareket üzerine, devamlık üzerine yapılan bir şey. Hızlandırmak istiyorsan detaylardan gidiyorsun. Atlatabiliyorsun daha hızlı. İşte Gigi Abrams'ın yaptığı tekniği. Sıfır duygu ama akışı çok iyi. Yeni Spielberg diyorlar yani, bu. Yok. Öte yanda Rus sineması tam aksine çarpışarak Eisenstein üsülü çarpışarak bağlıyorlar şeyi. O çarpışaraktan dolayı nasıl bir duygu yaratıyorsun ve bilmem ne. Tabii ki kısa kesmeler gerekiyor, bilmem ne şey gerekiyor. Grafik olarak daha basit planlar olması gerekiyor vs. Haftaya Tarkovski ve Nuri Bilge Ceylan yapalım. Haydi okey yani. Ama şey yapmadık ya. Bu horror bitiremedik. Görüşürüz. Aa bir şey söyleyecektim. Benim çok korktuğum ama aslında korku yönetmeni olmayan birisi var. David Lynch. Bir de şunu söyleyelim en son. Korku sestir aslında. Mesela. Sen yapma. Advertising var onu biliyor musun? Korku yaratmak için. Diyor ki mesela gardıropta bir adam vardı diyor. Hiçbir şey yok ortada ama gardırobu gösteriyor. Orayı uzatıyor, 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 uzatıyor. Gidiyoruz herif.
Beklerken esas olarak gerilme. Hiç kokunda değil şeylere. Şok ve gerilme arasındaki fark. Şok şudur. Biz oturuyoruz, bomba patlıyor. Gerilim şudur. Bomba gösteriyorsunuz, biz konuşuyoruz. Patlamıyor. Bekliyorsunuz ne zaman patlamaya. Yani, haftaya görüşürüz. Haydi bay.